tarih dersinden daha önce bir gat geçtiğiniz Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı dönemi konusunu tekrardan bir defa daha geçeceğiz. Bu kez Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı dönemini komple anlatacağız. Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiği gün itilaf donanmasını İstanbul'u işgal ettiği gündür. Geldikleri gibi giderler diyerek İstanbul'da kurtuluş çareleri aramış. Bu bağlamda Fethi Bey ile Minder gazetesini çıkarmış. Ahmet İlgit Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı görevine talip olmuştur. Vahdettin ile de bu arada görüşmüştür. Ancak tüm çabalarına rağmen kurtuluşun İstanbul'da olamayacağını görerek Anadolu'ya geçmek için fırsat kollamıştır. Doğu Karadeniz'de meydana gelen olaylar Anadolu'ya geçişi hızlandırmış, 9. Ordu Müfettişliği olarak Samsun'a gönderilmiştir. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği atanmasının sebepleri şunlardır. İttihat ve Terakki karşıtı olması, Padişah Mustafa Kemal'i tanıması, Mustafa Kemal'in daha önceki başarıları ve İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenmesidir. Mustafa Kemal'in Samsun'daki görevleri 9. Ordu Müfettişliği olarak çıktığı Samsun'da bölgede güvenliğin sağlanması, bölgedeki silah ve cephanelerin toplanması, milli cemiyetlerin çalışmalarının engellenmesi, orduların dağıtılması, yani kısacası Mondros'u uygulamak, ülkeye ihanet etmekle görevlendirilmiştir Mustafa Kemal. Çünkü görev İngiliz isteği doğrultusunda hukukla hükümet tarafından verilmiştir. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal incelemeler yaptıktan sonra aşağıdaki Samsun raporunu hazırlamıştır. 9. Ordu Müfettişliği gereği yapılmış bir görevdir bu Samsun'a çıkış raporu. 22 Mayıs 1919'u raporun yayınlanışı. Karışıklıkların sebebi Rumlardır demiştir. Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerse sorun çözülecektir demiştir. Yunanlıların İzmir'i işgali haksızdır ve kabul edilemez demiştir. Türk milleti yabancı kontrolüne giremez diye raporda belirtmiştir. Türk milleti yabancı kontrolüne giremez sözü belki bağımsızlık için ilk söylev ya da atıf olarak düşünülebilir burada Samsun raporunda. Sonuç olarak hem itilaf hem de İstanbul'u rahatsız etse de herhangi bir tepki almamıştır bu rapor. Mustafa Kemal Samsun İngiliz denetiminde olduğu için Havza'ya hareket etmiştir. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla milli mücadele resmen başlamıştır. Havza genelgesi 2. 9. Ordu Müfettişliği döneminde yaptığı ikinci şeydir Havza genelgesi. 28 Mayıs 1919'dur tarih. Bu da 9. Ordu Müfettişliği döneminde yapılan çalışmalardandır. Halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla genelgeyi tek imzalı yayınlamıştır. Garnizon komutanlarına, valilere göndermiştir. Maddeler orada ise şunlardır. Havza genelgesinin maddeleri. Ordu dağıtılmayacak, işgallere karşı yurt çapında mitingler düzenlenecek, İstanbul hükümeti ve itilaf protesto edilecek, işgallerin ciddiyeti halka kavratılacak, işgallerin ciddiyetin halka kavratılması milli bilinç ulandırmaya çalışılmıştır bu maddeyle. Bütün bu haklı çalışmalar yapılırken Hristiyan azınlığa zarar verilmeyecek, azınlıklara zarar verilirse itilaf devletlerinin eline Mondros'un 7. maddesini uygulamak için fırsat verilmiş olacağı düşünülerek bu madde de uygulanmıştır, yani yazılmıştır. Havza genelgesinin sonuçları genelge yurt içi ve dışında yankı yapmıştır. İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerine protesto telgrafları çekilmiş, mitingler düzenlenmiş, halk bilgilendirilmiştir. Sultanahmet mitingi yapılmıştır ki burada Halide Edip ön plana çıkmıştır. Mustafa Kemal Havza genelgesi sonrasında İstanbul hükümeti tarafından ilk kez İstanbul'a çağrılmıştır. Fakat emre uymayarak Amasya'ya gitmiştir. Mustafa Kemal ilk olarak nerede geriye çağrılmış denilirse bu Havza genelgesindedir. Mustafa Kemal ilk kez 9. Ordu Müfettişliği görevinden Havza genelgesi sonrası geriye çağrılmıştır. Amasya genelgesi yani tabiri olarak da geçer. 22 Haziran 1919'dur. 9. Ordu Müfettişliği olduğu dönemdir yine. Mustafa Kemal milli mücadeleyi kişisel görünmekten kurtarmak ve mücadeleyi halka dayandırmak için önemli komutanların onayını almıştır. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir telgrafla onaylamıştır. Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Rauf Bey
onaylamıştır. Bir de Cemal Paşa yine telgrafla onaylamıştır bu genelgeyi. Maddeleri şöyledir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir demiştir. Birinci madde. Milli mücadelenin gerekçesidir bu. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir demek milli mücadelenin gerekçesidir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok saymaktadır. Bu da milli mücadelenin gerekçesidir. Milletin bağımsızlığı yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milletin bağımsızlığı yine milletin azmi ve kararı kurtarması demek milli mücadelenin yöntemidir. Kurtulmak yani bağımsızlık da amaçtır. Burada bu maddenin dört tane yorumu çıkar. Milli mücadelenin amacı ve yöntemini ifade etmiştir. İlk kez ulusal egemenlikten söz edilmektedir. Çünkü millet kendi gücüyle ayakta kalacaksa yeniden padişahlık olmaz denilmektedir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık birlikte ifade edilmiştir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır demiş. Burada ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık birlikte ifade edilmiştir. Türk inkılabının evrensel boyutunu belirtir. Türk inkılabının ihtilal safhasını ifade eder. Rejimi değiştirmeyi öngördüğü için Türk inkılabının ihtilal safhasını ifade eder. İlk kez yeni bir Türk devleti mesajı verilmiştir. İlk kez yeni bir Türk devleti mesajı verilmiştir yine. Amasya Genelgesi'nin üçüncü maddesi milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır maddesinde. Dördüncü madde ulusun durumunu dünyaya duracak milli bir kurul oluşturulmalıdır demiş. Burada temsil heyetinden ilk kez söz etmektedir. Temsil heyetinin düşünce temel atılmıştır. Amasya Genelgesi'nde temsil heyetiyle den ilk kez söz etmektedir. Temsil heyetinin düşünce temel atılmıştır. Ulusu durumunu dünyaya duyuracak milli bir kurul oluşturulmalıdır demekle. Her bakımdan güvenli olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır denmiş. Milli kongre için ilk kez çağrıda bulunmuştur. Milli mücadelenin yöntemidir bu da. Sivas Kongresi'ne her ilden 3 delege gönderecektir. Ulusallık sağlanmak istenmiştir. Bu maddede milli mücadelenin yöntemidir. Ve ulusal bir kongre için çağrı yapılmıştır. Milli mücadelenin yöntemi de yine delegelerle mecliste olacağı bildirilmiştir. Delegelerin seçiminde belediyeler müdafaa-i hukuk ve reddi-i ilhak cemiyetleri söz sahibidir denilmiştir. Amaç milli mücadele taraflarının Sivas'a gelmesini sağlamaktır. Milli mücadelenin yöntemi yine burada belirlenmiştir. Sekizinci maddede bu karara da uygulamalar milli bir sır olarak saklanmalıdır denmiş. Ancak İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'nin dikkatini çekmemek ve engellenmemesi için yapılmış. Ancak Sağır Sultan bile duymuştur. Hiçbir şekilde milli cemiyetler, askeri birlikler dağıtılmayacak denilmiştir. Milli cemiyetlerden ve birliklerden başka çare görülmemektedir. Doğu iller adına Erzurum'da kongre toplanacaktır. Sivas'ın delegeleri imkan bulursa önce Erzurum kongresine katılsın denilmiştir. Bölgesel olan Erzurum'u ulusal boyuta taşımak istenmiştir bu maddede de. Amasya Genelgesi'nin önemi ve sonucu. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez belirlendi. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez Amasya Genelgesi'ne belirlenmiştir. İlk kez milli egemenlikten bahsedilmiştir. Mustafa Kemal artık İstanbul, Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır ifadesini kullanmıştır Amasya Genelgesi'nde. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılmış ve bu çağrıları reddeden Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nin yolunu tutmuştur. Ve Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği görevinden istifa etmiştir Amasya Genelgesi'nin sonrasında. Ve Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'ın en son asker olarak katıldığı genelgedir. Kongreler tablosuna baktığımızda Erzurum Kongresi bölgesel bir toplanma amacı bölgeseldir. Katılım bölgeseldir. Kararlar ulusaldır. İlk ulusal kararlar
alınmıştır burada. Balıkesir bölgeseldir, katılım da bölgeseldir, kararlar da bölgeseldir. Alaşehir Kongresi bölgeseldir, katılım bölgeseldir, karar da bölgeseldir. Sivas Kongresi'nin toplanma amacı ulusaldır, katılım da ulusaldır, kararlar da ulusaldır Sivas Kongresi'nde. Temsil heyetini tanımak için şunu bakarsak, düşünce temeli atılmıştır. Temsil heyetinin düşünce temeli Amasya Genelgesi'nde atılmıştır aslında. Burada temsil heyetinin düşünce temeli Sivas Kongresi yazılmış. Ancak Amasya Genelgesi'nde temsil heyetinin düşünce temeli atılmıştır. Amasya Genelgesi'nde. İlk kez kurulması Erzurum Kongresi'ndedir. Ulusal yetkilerle yeniden kurulmuştur Sivas Kongresi'nde. Ulusal kongrelerle tekrar kurulmuştur. Sivas Kongresi'nde. İlk yürütme yetkisini Batı cephesine Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Paşa'nın atanmasıdır. İlk yürütme yetkisi Batı cephesine Ali Fuat Paşa'nın atanmasıdır. İlk siyasi başarısı temsil heyetinin Sivas Kongresi sonucu damat Ferit'in düşürülmesidir. Ve görev bitimi Türkiye Milletvekili'nin açılmasıyla olur. Bu kısa başlıklardan sonra tekrar konuya dönelim. Erzurum Kongresi ile devam edeceğiz. Toplantı olarak bölgeseldir, karar olarak ulusaldır. İlk ulusal karar burada alınmıştır. Erzurum Kongresi'nde. 23 Temmuz'da 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılmıştır. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra 9. Ordu Müfettişliği görevinden istifa etmişti. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in ilk sivil çalışmasıdır. Kongre Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda toplanmış. Mustafa Kemal ve Rauf Bey kongre sonradan katılmışlardır. Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçilmiştir. Halk ilk defa görev vermiştir Mustafa Kemal'e Erzurum Kongresi'nde. Kongrenin amacı bölgede Ermeni ve Pontus yayılmasını engellemektir. Kongre bölgesel bir özellik toplansa da kararları itibariyle ulusaldır. Kararların ulusal olmasının temel sebebi Mustafa Kemal'in varlığı olmuştur. Çünkü güçlü bir lider vardır kongrede. Kongreye katılan iller Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van ve Kars'tır. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van ve Kars kongreye katılan illerdir. Kongreye katılamayan iller Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dır. Maddeleri ise şunlardır. Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütünlük parçalanamaz denilmiştir. İlk kez milli sınır kavramından bahsedilmiştir Erzurum Kongresi'nde. Manda ve himaye kabul edilemez denmiş. İlk kez manda yönetimine karşı çıkılmıştır. Hristiyan azınlıklara toplumsal bütünlüğümüzü bozacak ayrıcıklar tanınamaz denilmiştir. Sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerde eşitlikçi bir anlayış ifade edilmiştir bu maddeyle. Ve kapitülasyonlara karşı bir çıkış değildir bu madde. Kapitülasyonlar devletlere verilir. Kongrenin bu maddesi devletin vatandaşıyla olan hukukundan bahsetmektedir. Azınlık, Hristiyan azınlıklara toplumsal bütünlüğümüzü bozacak ayrıntılar verilemez denilmiş. Burada kapitülasyonlarla bir çıkış yoktur. Kapitülasyon devlete verilir, vatandaşına verilmez. Milli mücadele döneminde ilk kez misak-ı milli ile kapitülasyonlara karşı gelindi. Milli mücadele döneminde ilk kez misas-ı milli ile kapitülasyonlara karşı gelinmiştir. Daha önce yoktur. Kapitülasyon terim olarak bir başka devlete tanınan siyasi, adli, mali ayrıcalıklar, imtiyazlardır. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin derhal açılması için çalışmalar hızlandırılmalıdır denilmiş 4. maddede. İstanbul hükümeti ve padişah millet iradesiyle devletlenmek istenmektedir. İstanbul'da alınan kararların anayasaya uygun olması istenmektedir yine. Mebusun Meclisi'nin açılmasını için ilk kez çağrı yapılmıştır yine Erzurum Kongresi'nde. Her türlü işgale karşı topyekun mücadele edilecektir. Halkın göç etmemesi için gerekli ekonomik, dini ve bilimsel çalışmalar yapılmalıdır denilmiştir. Halkın göç etmemesi durumunda demiş, sert determinasyon söz konusu edilebilir.
yani gidenlerin yerine azınlıkların yerleştirilmesidir. Self determinasyon zaten. Doğu illerini temsil eden Mustafa Kemal Başkan'la 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturulmuştur. Bu bölgesel bir karardır işte. 6. madde bölgesel bir karardır. Doğu illeri temsil eden 9 kişilik bir temsil heyeti oluşturulmuştur. Temsil heyeti ilk kez kurulmuştur. İlk temsil heyeti terimi Amasya'da kullanılmıştı. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının korunmasında İstanbul hükümeti yetersiz karısı yerine geçici hükümet oluşturulacaktır denmiş. İlk kez geçici hükümet ifadesi kullanılmıştır. Geçici hükümetin üyeleri Sivas'ta toplanacak Milli Kongre tarafından seçilecektir. Eğer Sivas'ta kongre toplanamazsa hükümeti kurma işi heyeti temsiliye tarafından yürütülecektir. Heyeti temsile neredeydi? Doğu iller için toplanmıştı. Bu toplanan 9 kişi yürütecektir denmiş. Böyle bir hükümet tabii ki kurulmadı. Sivas Kongresi'ni oluşturan temsil heyeti hükümet görevini üstlendi. Sömürü amacı olmaması koşuluyla dış yardım kabul edilebilir denilmiş. Bağımsızlıktan ödün verilemez denilmiş. 1. İnönü sonrası Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden Moskova Anlaşması ile yardım alınmıştır. Bu maddeye dayanarak alınmıştır o yardım. Milli kuvvetleri etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır demiş 10. madde. Bunun yorumu ise ulusal egemenlikten ve kuvayi milliyeden bahsedilmektedir. Milli mücadelenin içte padişah, halifeye, dışta işgalcilere karşı yürütüldüğünü ifade eder. Hem ulusal egemenlik hem de ulusal bağımsızlık vurgusu vardır burada. Hem ulusal egemenlik hem de ulusal bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Önemli bir maddedir bu da. Ulusal irade padişah halifeyi baskıdan kurtaracaktır demiş. Madde ulusal egemenlikle çelişse de milli birlik ve beraberlik açısından o zamanki dönemlerde gereklidir. Doğudaki tüm direniş örgütleri Anadolu Müdafaa Hukuk adıyla birleştirilmiştir. Bu da bölgesel bir karardır. 12. madde. Herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Amacı bağımsızlıktır. Erzurum Kongresi'nin sonuçları ise Misak-ı Milli'nin temeli atılmıştır. Misak-ı Milli'nin temeli atılmıştır Erzurum Kongresi'nde. Kararlar ABD ve diğer devletlere deklare edilmiştir. İstanbul hükümeti kararların kanunu esasiye aykırı olduğunu belirtmiştir. Vatan Anadolu Kongreleri diye başlayacağız buradan. Vatan Anadolu Kongreleri Balıkesir Kongresi'dir. 26-31 Temmuz 1919'da toplanmış. Yunanlılara karşı Batan Anadolu'nun bütünlüğü için İzmir Reddi İlhak Cemiyeti açılma çalışmaları sonucunda Hacı Muhittin Başkanlığı'na toplanmıştır. Kararları ise şunlardır. Yunanlılara karşı Kuvayi Milliye'nin güçlendirileceği kararlaştırılmış, Batan Anadolu'daki güçlerin birleştirileceği kararlaştırılmış, seferberlik ilan edilmiş, padişaha bağlılık bildirilmiş, Amasya Genelgesi'nin bağımsızlık yönü kabul edilmiş, Vatan Anadolu örgütlenmeye çalıştırılmıştır Balıkesir Kongresi ile. İkinci olarak Alaşehir Kongresi 16-25 Ağustos 1919'da düzenlenmiş. Vatan Anadolu'nun Yunanlara karşı bütünlüğünün korunması için İzmir Reddi İlhak Cemiyeti'nin çalışmalarının sonucu sonucunda Hacı Muhittin Başkanlığı da toplanmıştır. Kararları ise Erzurum'a Balıkesir Kongresi'nin kararları görüşülmüştür. Milli mücadeleyi destekleme kararı alınmıştır. Yunanlara karşı savaşma kararı alınmış. Gerektiğinde büyük devletlerden yardım alınabilir denmiş. Bu da manda himaye olabilir denildiği için Alaşehir Kongresi'nde böyle bir madde vardır. Batı Anadolu Kongrelerinin eksiklikleri, Batı Anadolu Kongrelerinin en önemli eksiği güçlü lider yokluğundandır. Bölgesel kalmıştır, padişaha bir bağlılık bildirmiştir. Hatta Alaşehir Kongresi'ne manda himaye açık kapı bırakılmıştır. Batı Anadolu Kongrelerinin yararları, Batı cephesi kurulmuştur. Batı Anadolu Kongrelerinin yararlarında milli bilinç uyandırılmıştır. Batı'da Kuvayi Milliye teşkilatlandırılmıştır. Cephe kavramı oluşmuştur. Batı Anadolu Kongre'nin yararlarından bir tanesi de
Kuvayi Milliye teşkilatlandırılmış ve cephe kavramı oluşmuştur. Buradaki bir notta Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Hacı Muhittin Bey tarafından toplanmış, Celal Bayar Galip Hoca Nazilli ile Yunan ilerleyişi karşısında bölgesel kongre düzenlemiştir yine. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihli. Alaşehir Kongresi ile Balıkesir Kongresi Sivas Kongresi'nden önce yapılıyor. Bunu belirtmek gerekiyor tarih olarak. Arada kalıyorlar. Kongreyi engelleme girişimleri Harput Valisi Ali Galip olayı olmuştur Sivas Kongresi'nden önce. İstanbul hükümeti isteği üzerine Mustafa Kemal'i tutuklamak için Sivas üzerine yürümüş, milli güçlerce bastırılmıştır Ali Galip. Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın bir engelleme çabası olmuştur. İstanbul hükümeti isteği üzerine Mustafa Kemal'i tutuklamak için Sivas üzerine yürümüş, milli güçlerce bastırılmıştır. Yine Fransızların Sivas'ı işgal tehdidi olmuştur. Mustafa Kemal'i sindirmek istemişler ancak başaramamışlardır yine. Başkanlık sorunu diye bir sorun çıkmıştır. Rauf Bey kongre başkanı olmak istemiştir Sivas Kongresi'nde. Fakat daha önce Mondros'u imzaladığı için bu sebeple Mustafa Kemal başkan seçilmiştir. Milli mücadele döneminde ilk muhalefet sorunu Sivas başkanlık sorunudur. Bu bir alt başlık olarak belirtilmiş. Milli mücadelede ilk muhalefet sorunu Sivas başkanlık sorunudur. Manda ve himaye sorunu başlığında Wilson Prensipleri Cemiyeti'ne bağlı delegeler ABD'nin mandaterliğini savunmuşlardır Sivas Kongresi'nde. Manda ve himaye kabul edilmemiştir. Tam bağımsızlık kararı alınmıştır yine kongrede. Manda ve himaye fikri bir daha tartışma konusu olmamıştır Sivas Kongresi'nden sonra. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongre kararları kabul edilerek tüm yurdu kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Temsil heyetinin üye sayısı arttırılmıştır. 9 kişiydi, 16 kişiye çıkarılmıştır temsil heyetinin üye sayısı. Tüm yurdu temsil edecek şekilde yetki alanı genişletilmiştir. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. Halkı gelişmelerden haberdar kılmak için İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır Sivas Kongresi'nde. Sonra Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması için İstanbul hükümetine baskı yapılması istenmiştir yine. Kongrenin önemli sonucu Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmıştır. İlk kez yürütme yetkisi kullanılmıştır. İlk kez yürütme yetkisi kullanılmıştır. Temsil heyetinin ilk yürütme yetkisi Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi'ne atanmasıdır. Mustafa Kemal ulusal bir lider olarak ortaya çıkmıştır kongre sonucunda, Sivas Kongresi sonucunda. Milli mücadele halka mal edilmiştir. Mustafa Kemal temsil heyetinin başkanı olarak İstanbul'la tüm haberleşmeyi kesmiştir. Üç kez haberleşme kesilmiştir İstanbul'la milli mücadele döneminde. Birincisi Sivas Kongresi döneminde. İkincisi İstanbul'un resmen işgali zamanında ve üçüncüsü de iç isyanlar zamanında İstanbul'la tüm haberleşme kesilmiştir. Damat Ferit bunun üzerine istifa ederek yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı da budur. Damat Ferit'in Sivas Kongresi sonrasında istifa etmesi ve Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ilk siyasi başarısıdır temsil heyetinin. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı ilk zaferidir denilir bu. Kars Kongresi var, bölgesel bir kongredir. Üç Sancak Kongresi de denir buna. Milli mücadele dönemindeki ilk kongredir. Kars Kongresi, yani Üç Sancak Kongresi, milli mücadele döneminde ilk kongredir. Ermenilere karşı Kars İslam Şurası tarafından düzenlenmiştir. 5 Kasım 1918'dir tarih. Yani Mustafa Kemal daha Samsun'a çıkmadan daha önce yapılmış bir kongre bu. Bunu belirtmek gerekiyor. Kars Kongresi, Üç Sancak Kongresi, milli mücadele döneminin ilk kongresidir. Afyon Kongresi 1920 yılında toplanmış bölgesel bir kongredir. Mustafa Kemal katılmıştır bu kongreye. Yunan'a karşı Batı Anadolu'yu yönlendirildiği bir kongredir Afyon Kongresi. Yine Pozantı Kongresi vardır 1920'de bölgesel bir kongredir. Buna da Mustafa Kemal katılmıştır.
Milli Mücadele döneminde son kongredir. Milli Mücadele döneminin ilk kongresi Kars Kongresi, 3 Sancak Kongresi, son kongresi de Pozantı Kongresidir. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla 1. Pozantı Kongresi'ne katıldı. Adana için toplanılmıştır bu kongrede. Amasya protokolleri yani Amasya görüşmesi mülakatı olarak da geçer. İstanbul hükümet değişikliği olmuştur. Amasya protokolleri sonucunda İstanbul'da hükümet değişikliği olmuştur. Sebepler: Damat Ferit hükümetinin düşmesi. İstanbul protokolünün sebebi Damat Ferit düştükten sonra yerine gelen kişinin destek aramazı ile yapılmıştır. Ali Rıza Paşa hükümetinin Anadolu'da etkinlik kurmak istemesi. Mustafa Kemal'in Anadolu hareketini İstanbul hükümetine kabul ettirme isteği. Görüşmeler Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında yapılmıştır. Kararlar ise şunlardır. İlk dört karar önemlidir. Ekim 1920'de olmuştur Amasya protokolleri. Vatanın bütünlüğünü sağlayacak işgallere izin verilmeyecek. Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanacak. İstanbul'u İtilaf Devletleri'nin denetiminde olması milli iradeye engeldir çünkü. Serb barış görüşmelerine gidecek kimseler temsil heyeti tarafından tanınacak. Azınlıklara ayrıcalık verilmez diye belirtilmiş. İlk dört madde önemli. Daha sonra barlı basın cemiyetlerin faaliyetlerine önlem alınmalıdır. Meşru bir zemindir. ARMCH, Milli Mücadele falan demiş. Hükümet kongre kararlarını kabul etmelidir. Hükümet aleyhinde propaganda yapılmamalıdır. Temsil heyeti seçimlere katılacak. Milli Mücadele yardım yapılmalıdır denilmiş. Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapılan Amasya protokollerinde. Sonuç ise İstanbul hükümetinin ilk kez Anadolu hareketini hukuken tanıdığını gösterir. İstanbul hükümetinin ilk kez Anadolu hareketini hukuken tanıdığını gösterir. Önemlidir. Amasya protokolleridir bu. Hukuken tanıdığı İstanbul hükümetinin ilk Amasya protokolleridir. Milli mücadeleye katılım artmıştır. Salih Paşa kararları kabul ettiremezse istifa edeceğine dair söz vermiştir. Ancak istifa etmemiştir. İstanbul hükümeti yalnız Mebusan Meclisi'nin açılmasını kabul etmiş. İstanbul'da toplanması şartıyla. Sivas Komutanlar Toplantısı olmuş. 26 Kasım 1919 tarihinde olmuş. Mustafa Kemal komutanlarla durum değerlendirip şu kararları almıştır. Sivas Komutanlar Toplantısı'nda temsil heyeti Ankara'ya taşınmalıdır demiş. Sivas Komutanlar Toplantısı'nda bulunan bir karardır. Temsil heyetinin Ankara'ya taşınması Sivas Komutanlar Toplantısı'nın bir kararıdır. Seçimlerde milli mücadeleciler desteklenecek. Mebuslar İstanbul'a gitmeden Mustafa Güler'le görüşecek, ortak hareket etmeleri sağlanacak denilmiştir. Temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919'dur. Neden Ankara seçilmiştir? Ulaşım haberleşme olanakları gelişmiş, İstanbul'a ve Batı cephesine yakındır, Ali Fuat Paşa'nın kontrolü altındadır ve güvenlidir. Bundan sonrası için son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması konusu 12 Ocak 1920. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması Mustafa Kemal hükümetinin ve padişahın denetlenmesi için, halkın söz sahibi olması için, alınacak kararların anayasal dayanağının olması için Mebusan Meclisi'nin açılmasını istemiştir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya protokollerinde Mebusan Meclisi'nin açılması için girişimlerde bulunmuştu. Salih Paşa ile Ali Rıza Paşa hükümeti de görüşmüştür Amasya protokollerinde de. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'nin Anadolu'da da işgalin olmadığı bir yerde toplanmasını istiyordu. Fakat tüm uğraşmalarına rağmen meclis işgal altındaki İstanbul'da toplanmıştır. İngiltere seçimlere karışmamıştır. Meclisi kullanacağını düşünmüştür İngiltere. Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk üyelerinin milletvekili seçilmesine çalışmış. Kendisi de Erzurum mebusu olarak seçilmiştir Mustafa Kemal. Mustafa Kemal tutuklanma ihtimali sebebiyle İstanbul'a gitmemiştir. Ankara'da toplandığı memurlardan bazı isteklerde bulunmuştur. Bu istekler şunlardır. 1. Ülkenin bütünlüğüne dair kararlar alın demiştir. Misak-ı milli kararlar alındı, yerine getirilen tek istektir. Ülkenin bütünlüğüne dair kararlar alın demiştir.
ve misak-ı milli kararları alınmıştır. Mebusan Meclisi'nde ve yerine getirilen tek istektir bu. Ve önemlidir zaten. Müdafaa-ı hukuk grubu oluşturun demiş. Müdafaa-ı hukuk grubu oluşturulmamış çünkü bunlara çapulcu yuvası denilen müdafaa-ı hukuk cemiyetlerine saygınlık kazandırmak istiyordu. Milli şuuru güçlendirmek istemiştir. Mebuslar padişahtan korkup felah-ı vatan grubunu kurmuşlardır. Müdafaa-ı hukuk grubu kurulsun demiştir Mustafa Kemal. Ancak mebuslar padişahtan korktukları için felah-ı vatan grubunu kurmuştur. Onun anlamı da vatanın kurtuluşu demektir. Yeni Mebusan Meclisi Başkanı seçin demiştir. Başkan sıfatıyla toplantıyı Anadolu'ya çekebilirdi. Bunu düşünmüştür. Mebuslar Meclisi Başkanlığına padişahın etkisiyle Reşat Hikmet diye biri seçilmiştir. Mebusan Meclisi Başkanı Reşat Hikmet'tir. Son Mebusan Meclisi Başkanı Reşat Hikmet diye biridir. Ali Rıza kabinesine güven oyu vermeyin demiştir. Yine de Ali Rıza güven oyu almıştır. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920. Kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınmıştır. Başka karıştırılmamalı gerekiyor bu. Misak-ı Milli kararları son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınmıştır. Şivre Kavsar olarak değerlendirilebilir. Kapitülasyonlar, azınlık, boğazlar, borçlar, sınır, Araplar ve referandumla ilgili maddeler vardır. Siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı kısıtlayıcı ayrıcalıklar kabul edilemez denilmiştir. Birinci maddede kapitülasyonlara ilk kez açıkça karşı gelinmiştir. Milli mücadele döneminde. Milli mücadele döneminde ta başlarda belirttiğim bir konuda da milli mücadelede ilk kez misak-ı milli ile kapitülasyonlara açıkça karşı gelinmiştir. Azınlıklara tanınan haklar komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır. Devletler eşitliği prensibi ne uygundur bu şey madde ve bağımsızlıkla ilgilidir. İstanbullu halifenin güvenliği sağlanırsa boğazlardan geçiş serbest olacak. Dilson ilkelerinden alıntıdır bu. Mondros imzalandığı zaman Türk askerinin bulunduğu ve işgal edilmemiş yerler milli sınırımızdır ve bölünemez denilmiştir. Yasal olarak sınır kavramı ilk kez belirlenmiştir. Yasal olarak ilk kez sınır kavramı Misak-ı Milli ile belirlenmiştir. Misak-ı Milli'den 3 taviz verilmiştir. Batum-Moskova Anlaşması'yla, Hatay-Ankara Anlaşması'yla ve Musul-Ankara Anlaşması'yla gitmiştir. Misak-ı Milli'den 3 tane taviz verilmiş. Batum, Hatay ve Musul. Mondros öncesi işgale uğramış 3 bölgede referandum yapılabilir. Halk hangi ülkeye bağlanmak istiyorsa saygı gösterilmelidir demiş. Evliye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum'da, Batı Trakya'da ve Arap bölgelerinde referandum yapılabilir denmiştir. Burada karıştırılabilecek bir yer Kars, Ardahan, Batum'da ve Batı Trakya'dır. Burası Doğu Trakya görülebilir. Burası Batı Trakya'dır. Referandum istenilen yer Batı Trakya'dır. Misak-ı Milli kararlarında. Osmanlı borçlarının ödeme biçimi bağımsızlık anlayışımıza aykırı olamaz denilmiştir. Yani duyun umumiye karşı gelinmiştir burada da. Misak-ı Milli kararlarının önemi Anadolu hareketinin İstanbul hükümetine yansımasıdır. Misak-ı Milli kararlarının önemi Anadolu'daki hareketin İstanbul hükümetine yansımasıdır. Misak-ı Milli kararları alınırken yönetimde Ali Rıza kabinesi görev yapmaktadır. Felah-ı Vatan grubu kararlarının alınmasında etkilidir. Vatan sınırları tespit edilmiştir. Kararlarda ulusal egemenlik yani cumhuriyet diye bir şey yoktur. Ulusal bağımsızlık vardır yani özgürlük vardır. Meclisin olması ulusal egemenlik fikrini destekler yalnızca. Meclisin olması ulusal egemenlik fikrini destekler. Erzurum ve Sivas kararlarının onaylamasıdır, onaylanmasıdır. Bir son prensiplerine dayanır. Boğazlar, Araplar ve referandum konusu. Boğazlar, Araplar ve referandum konusu bir son prensiplerine dayanır. Fransız ihtilalinin etkisi vardır. İngilizler mebusan seçimlerine müdahale etmemiştir. Çünkü işgal altındaki meclis her emri yerine getirecekti. Ancak Misak-ı Milli'ye tepki göstermişlerdir. Kararların hemen geri alınmasını istemişlerdir. Kararı geri alınmayınca İstanbul resmen işgal edilmiştir. 16 Mart 1920'de. 16 Mart 1920'den itibaren padişahlık da yok sayılmıştır.
İstanbul resmen işgal edildiği tarihten itibaren de padişahlık yok demiştir. İşgal ile bir bildiri yayınladılar. Buna göre işgal geçicidir demişlerdir. Saltanatı güçlendirmek istiyoruz, bu yüzden işgal ettik demişlerdir. Anadolu'da isyan çıktığı takdirde İstanbul Türklerden tamamen alınacaktır diye bildiri verilmiştir. Mustafa Kemal'e ve halka gözdağı verilmiştir bu durumda. İstanbul'un padişahın saltanat hakkı İstanbul'un resmen işgaliyle yok sayılmıştır. Padişahın saltanat kaldırılırken geriye yürüyen bir yasa vardır. Ve bu yasada 16 Mart 1920'ye kadar, 20'den sonra padişahlık kaldırılmıştır denilmiştir. Yani İstanbul resmen işgal atıldığı günden sonra yaptığı bütün işlemler padişahın yok sayılmıştır. Bunu da belirtmek gerekiyor. İstanbul'un resmen işgalinin sonuçları: Salih Paşa baskılar karşısında istifa etmiş, yerine yeniden damat Ferit Paşa sadrazam atanmıştır 5 Nisan 1920. Padişah meclisi feshetmiştir 11 Nisan 1920. İngiliz milletvekillerinin bir kısmını Malta'ya sürgüne göndermiş. Kaçabilen vekiller Ankara'ya gelmiştir. Damat Ferit Paşa Seyhülislam'a Huayi Milliye aleyhine bir fetva yazdırarak fetvayı ülkenin her yanına dağıttırmıştır. Mustafa Kemal'in meclisi Anadolu'da toplama isteğinin haklılığı ortaya çıkmıştır böylece. Anadolu'da yeni bir meclisin açılmasının meşru zemini oluşmuştur. Ankara, Mustafa Kemal mücadeleyi padişah halife adına yürütüyorum gibi bir gerekçeye sahip oldu. Çünkü başkent işgal edilmiş, meclis dağıtılmış, padişah hapsolmuş bir konumdadır. Milli mücadele artmıştır yine. İstanbul'un resmen işgaliyle dolaylı yoldan da olsa milli mücadele artmıştır. Mustafa Kemal işgal ile aldığı önlemler: İstanbul'la haberleşme kesilmiştir. Ne zamanlar kesiliyordu? Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul resmen işgal edilince ve iç isyanlarda. İstanbul'la haberleşme kesilmiş. İstanbul'da yapılan tutuklamalara karşı Anadolu'da İtilaf subayları tutuklanmıştır. İstanbul'la Adana'da işgallerin ulaşımını önlemek için Niğde, Ulukışlalar'da ve İzmit, Geyve çevresindeki demir yolları tahrip edilmiştir. Alaşehir ve Afyon çevresindeki İngiliz kuvvetlerinin bölgeden çıkarılması ya da silahsızlandırılması kararlaştırılmıştır. Anadolu'da bütün mali kuruluşların para ve değerli eşyalara belirlenerek İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmıştır. Hepsini Ankara'ya gönderilmesi istenecektir sonra. Tekalifi Milliye emirleriyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Bu birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Savaş Meclisi de denilir. 23 Nisan 1920, 11 Ağustos 1923, yaklaşık 3 yıldan az bir zaman fazla görevde kalmıştır. Son Osmanlı Meclisi'nin dağıtıldıktan sonra yurt çapında yapılan seçimlerle ve İstanbul'dan gelen mebusların katılımıyla Ankara'da toplanmıştır birinci meclis. İlk kararlar, 24 Nisan kararları derler buna. 24 Nisan kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kararlarıdır birinci meclisin. 24 Nisan kararları. Yeni bir hükümet kurmak zorunludur. Hükümet kurma fikri ilk kez Erzurum Kongresi'ne dile getirilmişti. Burada tekrarlanmıştır. Geçici bir hükümet başkanı atanmak ve padişah vekili atamak doğru değildir denilmiştir. Meclisin bağımsızlığını, sürekliliğini belirtir bu durum. Osmanlı yönetimi yok sayılmıştır böylece. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç yoktur denilmiştir ve yine Osmanlı yönetimi yeniden yok sayılmaktadır. Meclisin bağımsızlığını ifade eder. Hükümet üyeleri heyeti vükala, yani bakanlar kurulu. Meclis içinde tek tek seçim sonucu belirlenir. Meclis hükümeti sistemi vardır birinci mecliste. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin, yani yürütmenin de başkanıdır. Güçler birliği ve meclis hükümeti sistemi vardır birinci mecliste. 24 Nisan kararlarıdır bunlar. Güçler birliği prensibi uygulanmıştır ve meclis hükümeti sistemi olmuştur. Güçler birliği prensibi ne bir örnek, İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla pekişmiştir. Güçler Birliği prensibi İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla pekişmiştir. Çünkü yargıçlar meclisten atanmaktadır. Meclis hükümeti nedir? Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. Yani Güçler Birliği prensibi vardır. Bakanlar meclis içinden tek tek seçimle belirlenir. Başbakan kendi bakanını belirleyemediği için hükümette uyumsuzluk yaşanır, çalışmalar aksar.
Bakan değişikliği mecliste yeni bakan seçiminin gerektirdiği için yine çalışmalar aksar. Bakan değişikliğinde de yeni bakan seçimi gerektirdiği için kabine hükümeti sistemi nedir? Burada bunlar belirtilmiş. Kabine hükümeti sistemi günümüz sistemidir. Cumhuriyetin ilanıyla uygulamaya geçmiştir. Yani 1923 ile başlamıştır uygulamaya. Meclis başkanlığı, devlet başkanlığı ve başbakanlık farklı kişilerce yürütülür. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenir. Başbakan kendi bakanını belirlediği için uyumsuzluk çok azdır. Bakan değişikliği zaman kaybı yaratmaz, çalışmalar aksamaz. 24 Nisan kararlarının beşincisi Türkiye Büyük Millet'in yasama ve yürütme görevini halk adına yürütecektir denilmiştir. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar oluşunca İstiklal Marşı kurulmuştur. Yargıçlar milletvekillerinden seçildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Güçler Birliği prensibini tamamen uygulamaya başlamıştır. Güçler ayrılığı prensibi ilk kez 1961 anayasıyla uygulanmaya koyulmuştur. Anayasa açısından bunu belirtmek gerekir. Padişah baskı altında kurtarıldığında geleceği Türkiye Büyük Meclisi tarafından belirleyecektir denmiş yine 24 Nisan kararları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında aldığı kararlardır bunlar. Şartlar gereği milletin bir arada tutmak için padişaha karşı net tavır takınılmamakla beraber yapılacak düzenlemenin padişahın isteği doğrultusunda olmadığı da açık bir gerçektir. Burada bir not verilmiş. Tarih sorularında kabine sistemine güçler ayrılığı denir. 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile geçilmiştir güçler ayrılığına. Anayasa sorularında kuvvet ayrılığı ilk kez 1961 anayasasında belirlenmiştir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri. Yeni Türk Devleti kurulmuştur. Mecliste sosyalistler, hilafetçiler, İttihat Terakki yandaşları ve müdafaa-i hukukçular gibi farklı düşünceden gruplar vardır. Demokratik bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Meclis. Siyasi grup vardır. Siyasi parti yoktur. 1. Mecliste siyasi grup vardır. Siyasi parti yoktur. Olağanüstü yetkilere sahiptir yine 1. Meclis. Çünkü güçler birliği prensibi uygulanmıştır. Temsil heyetinin görevi bitmiştir. Temsil heyetinin görevi bitmiştir. Meclisin yayın organları ise Ceride-i Resmi adı resmi gazetesi vardır. Hakimiyeti Milliye Ulus adıyla yayınlanmıştır ve Anadolu Ajansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayın organlarıdır. Ceride-i Resmiye resmi gazetesidir. Hakimiyeti Milliye yine yayın organıdır ve Anadolu Ajansı yurt dışına filan haber iletilmesinde kullanılır. İsyanlar nedeniyle hıyaneti vataniye kanunu çıkarılmış, istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Savaş meclisidir, 1. meclis. 2. meclis inkılapçıdır, 11 Ağustos 1923'te kurulmuştur. 1. meclis savaş meclisidir, 2. meclis inkılap meclisidir, inkılapçıdır. Yaptığı tek inkılap, 1. meclisin yaptığı tek inkılap vardır, saltanatı kaldırmaktır ve önemlidir. 1. meclisin yaptığı tek inkılap, saltanatı kaldırmaktır. Ve önemlidir. Ve laiklik adına atılmış ilk adımdır. 1. meclisin yaptığı. Kurucu meclistir. Çünkü ilk anayasayı yapmıştır. Yeni bir devlet kurmuştur. Kurucu meclistir. Çünkü ilk anayasayı yapmış ve yeni bir devlet kurmuştur. 1921 anayasasını kuran meclis 1. meclistir. Ve bu 1921 anayasasının diğer adı da Teşkilat-ı Esasiye'dir. Milli meclistir çünkü azınlık yoktur. İlk yasa anam vergisinin arttırılmasına ilişkindir. İlk yasa anam vergisinin arttırılmasına ilişkindir. Anam vergisi neydi? Küçükbaş hayvanlardan alınan vergidir. Anam vergisi. Açılış konuşmasını en yaşlı üye Sinop Mebus milletvekili Şerif Bey yapmıştır. Açılış öncesi Hacı Bayram Camii'nde milletvekile toplu namaz kılınmıştır. 1 Nisan 1923'te yenilenme kararı alınmış, 11 Ağustos 1923 tarihinde 2. meclis açılmıştır. Türkiye Büyük Millet'in açılmasıyla temsil heyetinin görevi bitmiştir. Lozan 1. meclis zamanında imzalanmıştır. Çok önemlidir bu. Çok sorularda sorulmuştur. Lozan 1. meclis zamanında imzalanmış, 2. meclis tarafından onaylanmıştır. 1. meclis zamanında imzalanıp, 2. meclis tarafından onaylanan Lozan Anlaşması'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yasaları şunlardır. Anam vergisi, küçükbaş hayvanlardan alınan vergidir. Hıyaneti vatanı kanunu çıkarılmıştır vatan hainlerin için. İstiklal mahkemeleri kanunu çıkarılmıştır. Önce
Öncelikle vatan hainlerine karşıdır bu. Nisab-ı müzakere meclisin iç düzeninin işleyişiyle ilgili bir kanundur. Nisab-ı müskirat ise içki yasağıdır. Nisab-ı müskirat içki yasağıdır. Mani israfat, israfın önlenmesidir. Firariler hakkındaki kanun askeri kaçaklar içindir. Başkomutanlık kanunu Eskişehir Kütahya Savaşı sonrası Sakarya Savaşı öncesi çıkarılmıştır. Birinci Meclis'in kanunları ve gümrük vergisi kanunu çıkarılmıştır. Birinci Meclis'teki gruplar. Birinci Meclis'te Müdafaa-i Hukuk grubu, Mustafa Kemal grubu, İslahat grubu, Hilafet Yanlıların grubu, Halk Zümresi Yeşil Ordu grubu, Sosyalist gruptur. İslamiyet ile sosyalizmi ortak yürüten bir gruptur Halk Zümresi. Tesanüt grubu, İttihat Terakkicilere yakın gruptur. İstiklal grubu da Mustafa Kemal'e yakın gruptur. Felah-ı Vatan, Osmanlı Debusan Meclisi'nin bir grubudur. Birinci meclise karıştırılmaması gerekiyor. Felah-ı Vatan çıkarsa, Felah-ı Vatan, Osmanlı son Debusan Meclisi'nin bir grubudur. Zamanla beş grubun ikiye düşmüştür ve bu grup müdafaa-i hukukçular ve muhafazakarlar yani müdafaa-i müdafaatçılar olarak Mustafa Kemal yanlısı ve Mustafa Kemal karşıtı olarak ayrılmıştır. Buradaki bir notta Takrir-i Sükun Kanunu 2. Meclis döneminde 1925 Şeyh Seyit isyanı üzerine çıkarılan kanundur diye bir alt başlıkla verilmiş. Takrir-i Sükun Kanunu 1. Meclis'te çıkarılmamıştır. Bunu belirtmek için yazılmış bu. 2. Meclis döneminde çıkarılmıştır Takrir-i Sükun Kanunu. İç isyanlar konusu, itilaf sebepleri Boğazlar'da denetimi kaybetmemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortadan kaldırılmasını istemişlerdi. İstanbul hükümeti kontrolü Mustafa Kemal'e vermek istemiyor. Şeyh İslam'ın verdiği olumsuz fetvadır iç isyanlar sebepleri. Mustafa Kemal iktidarcılık ve sosyal ilişkiyle suçlanmıştır. Mustafa Kemal gıyaben yargılanmış, idam kararı çıkmıştır. Anadolu'da askerlik ve vergi kaldırılmıştır. Osmanlı'dan nüfuz elde eden aileler güvenlerini yitirmek istemedikleri için iç isyanlar çıkmıştır. Azınlıkların bağımsızlık isteği yine iç isyanları çıkarmış. Kuvayi Milliye'nin başına buyruk olma isteği yine iç isyanları çıkarmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı önlemler. Ankara Müftüsü Rıfat Hoca ve 52 din adamı karşı fetva yayınlamıştır. Hıyanat-ı Vataniye yasası çıkarılmıştır. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstanbul hükümetiyle tüm haberleşme ve ulaşım kesilmiştir. Bu üçüncüsüydü zaten. Nasihat heyeti oluşturulmuştur. Anadolu halkını milli mücadele kazandırmak için yapılmıştır bu. Mondros'tan sonrası padişah da halkı işgalcilere tepki vermemesi için Anadolu'ya nasihat heyeleri göndermiştir. İkisi karıştırılmamalıdır. Amaçları bakımından dört grup ayaklanma vardır. Birincisi İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlardır. İstanbul hükümeti Anzavur isyanı çıkarmıştır. Güney Marmara'da ve Boğazlar bölgesinde egemenlik için Balıkesir çevresinde Ahmet Anzavur isyanı çıkartmıştır. Çerkezistan bastırmıştır bu isyanı Anzavur isyanını. Kuvayi İnzibatiye yani Halifalik ordusunun çıkardığı isyan. İngiliz parası ve silahıyla Osmanlı subayları Boğazlar bölgesinde denetim için halkı kışkırtmıştır. İsyan Gey ve Adapazarı'na çıkmıştır. Halifelik ordusu isyanını Ali Fuat Paşa bastırmıştır. Halifelik ordusunun diğer adı Kuvayi İnzibatiye'dir. Ya İstanbul hükümeti ve itilafın çıkardığı isyanlar, Bolu Düzce'ye Hendek Adapazarı isyanları vardır. Boğazlar bölgesi için isyan çıkartmışlardır. Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa isyanları bastırmıştır. Bolu Düzce'ye Hendek isyanını. Afyon Çapur Musa isyanını Çapur din eden gidiyordu isyan çıkarmıştır. Çerkez Etem Kuvayi Seyyare bastırmıştır. Burada belirtilmesi gereken bir şey de Çerkez Etem kuvvetlerine Kuvayi Seyyare denilmelidir. Yozgat Çapanoğlu isyanı Çapanoğulları nüfuzları için isyan etmişlerdir. Çerkez Efem Kuvayi Seyyare ordusuyla bastırmıştır bunu. Konya Bozkur Delibaş Mehmet isyanı Bozkur isyanı Kuvayi Milliye bastırmıştır. Bozkur isyanını Arif Bey komutasındaki birlikler bastırmıştır. Delibaş Mehmet Çumra'da isyan etmiş. Refet Paşa'nın düzenli ostu bastırmıştır. Delibaş Mehmet isyanı. Milli Aşiret isyanı önce yararlı sonra zararlı bir yerdir. Milli Aşiret isyanı. Urfa'nın kuruluşunu sağlayan aşiret Fransızların kışkırtmasıyla isyan etmiştir. Urfa'nın kurtuluşunu sağlayan aşiret daha sonra Fransızların kışkırtması isyan etmiştir. 13. Kolordu bastırmıştır bu isyanı. Şeyh Eşref isyanı Bayburt'ta kendisini peygamber ilan eden bir heristir. Şeyh Eşref isyanı.
Yine Ali Batı isyanı vardır. Midyat ve Nusaybin çevresinde çıkmıştır. Düzenli birlikler bastırmıştır Ali Batı isyanını. Koçgiri isyanı Erzincan ve Zara Koçgiri'de çıkmıştır. Düzenli ordu birlikleri bastırmıştır Koçgiri isyanını. Cemil Çeto isyanı da Batman, Bingöl ve Garzan çevresinde çıkmıştır. Bunu da düzenli birlikler bastırmıştır. Şeyh Recep isyanı Sivas'ta sultana bağlılık bildirerek isyan eden Şeyh Recep milli kuvvetlerce tutuklanmıştır. Azınlık isyanları olarak birincisi Rumlar'da Doğu Karadeniz'de çıkmıştır. En uzun süren isyan hareketidir. Rumların yaptığı azınlık isyanları da Rumların yaptığı en uzun süren isyan hareketidir. Genelde hepsinden fazla çıkmıştır, sürmüştür bu. Ermeniler vardır. Çukurova ve Doğu Anadolu'da isyan etmişlerdir. Düzenli birlikler tarafından bastırılmıştır. Kuvayi milliyecilerin çıkarttığı isyanlar da vardır ki bunlardan Çerkez Ethem isyanı vardır. Çerkez Ethem düzenli orduya karşı çıkarak emir almak istemediğinden isyan etmiştir. Birinci İnönü Savaşı sonrası İsmet Paşa tarafından isyan sonuçlandırılmıştır. Çerkez Ethem isyanı. Demirci Mehmet Efe isyanı düzenli orduya karşı geldiği için isyan etmiştir. Refet Paşa isyanı bastırmıştır Demirci Mehmet Efe isyanını. Görük Ali Efe isyanı vardır. İsyancılar arasında olmasına rağmen sonrasında göstermiş olduğu faydalar için İstiklal Madalyası verilmiştir Görük Ali Efe'ye. Bu diğerlerinden farklıdır. İlk önce isyancılar arasındaymış, daha sonra yararlı faydalarından dolayı İstiklal Madalyası almış bir kişidir. İsyanların sonuçları, kardeş kanı dökülmüştür, milli mücadele hareketi bir süre duraklamıştır, bağımsızlığın kazanılması gecikmiştir, isyanlar bastırınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi de artmıştır. İsyanların çıkmış olması otoriteyi sarsar, devamında bastırılması da otoriteyi arttırır. İstiklal mahkemeleri konusu 11 Eylül 1920, kuruluş nedeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların çıkması, Anadolu'da eşkıyaların çoğalması ve iç güvenliği tehdit etmeleri, Kuvayi Milliye birliklerinin kimi yerlerde taşkınlıklar yapması, askerden firar edenlerin artması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoriteyi eline almak istemesi İstiklal Mahkemelerinin kuruluş nedenidir. Özellikleri ise kararların temyiz hakkı yoktur. İstiklal Mahkemelerindeki kararların temyiz hakkı yoktur. Hakimler Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilmiştir. Seyyar mahkemelerdir. Nerede bir olay varsa oraya giderler, orada yargılarlar ve orada gerekli işleri yaparlar. 1927'de kapatılmıştır. İlk olarak isyanlar zamanında kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri ilk olarak isyanlar zamanında kurulmuştur ve 1927'de kapatılmıştır. İstiklal mahkemelerinin yararları ise şunlardır. Asker kaçakları orduya geri dönmüş, ayaklanmalar bastırılmış, iç güvenlik sağlanmış, devlet organları işlemeye başlamış, vergi ve asker alımları kolaylaşmıştır. İstiklal mahkemeleri ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi karşı ayaklanmalar sırasında kurulmuştur. Eylül 1920. Daha sonra Tekalif Milli Emirleri zamanında Şeyh Said isyanında ve İzmir suikastinde İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Daha sonra Tekalifi Milli Emirlerinde, Şeyh Said İsyanında ve İzmir suikastinde kullanılmıştır. 1930'da gerçekleşen Menemen isyancıları için İstiklal Mahkemesi kurulmamıştır. Burada bunlar Divan-ı Harp'te yargılanmıştır. Menemen olayına karışanlar Divan-ı Harp'te yargılanmıştır. Ter Barış Anlaşması konusuna gireceğiz. 10 Ağustos 1920'dir Ter Barış Anlaşması. Osmanlı Devleti Paris Barış Konferansı'nda değil, San Remo Konferansı ile paylaşılmıştır. Osmanlı delegesi Tevfik Paşa serve itiraz etmiş. Bunun üzerine Yunanlılar saldırıya geçerek Bursa-Uşak çizgisine kadar ilerlemişlerdir. Damat Ferit Paşa hükümeti bakmış ki olmuyor. Saltanat Şurası imzalamış. Damat Ferit Paşa hükümeti serve imzalamış. Saltanat Şurası onaylamıştır. Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için Ter hukuken geçersizdir. Saltanat Şurası onaylıyor çünkü. Meclisten dağıtılmıştı zaten. Ankara Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ter'i kabul etmemesi fiilen yok saymıştır. Fiilen olmayan bir şey zaten yok sayılmıştır. Maddeler ise şunlardır. Osmanlı Devleti İstanbul Orta Anadolu'dan ibarettir. Boğazlar içerisinde Türk'ün olmadığı komisyon yönetilecektir, yönetecektir. Kapitülasyonlar genişletilerek uygulanacaktır.
Azınlıklara vergi ve askerlik olmayacaktır. Yunanistan Doğu Trakya ve Batı Anadolu'yu alacaktır. İngiltere, Musul, Kerkük, Irak, Filistin ve Arabistan'ı alacaktır. Fransa, Adana, Malatya, Sivas ve Suriye alacaktır. Antalya, Konya, Muğla çevresini ve 12 adayı İtalyanlar alacaktır. Doğuda Ermenistan, Kürdistan kurulacaktır. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek. Zorunlu askerlik kalkacaktır denilmiştir Serv Anlaşması'nda. Askerlikle ilgili olarak asker sayısı 50.700'ü geçmeyecek denilmiş. Orduda ağır silah ve uçak bulunmayacak. Deniz gücü 13 gemiyi geçmeyecek denilmiştir. Osmanlı maliyesi itilaf devletlerinin kontrolünde bulunacak. Bütçeyi İngiliz, Fransız, İtalyan ve Türklerden oluşan bir komisyon belirleyecek. Osmanlı üyeleri de bu komisyonda yalnızca danışman olarak bulunacaktır. Serv'in imzalanması milli mücadeleye olan inancı arttırmıştır. Çünkü İstanbul'a güven kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Serv'i imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Bilecik görüşmeleri var burada. 5 Aralık 1920'de İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken tanımıştır Bilecik görüşmeleriyle de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Tevfik Paşa hükümeti adına ise Ahmet İzzet ve Salih Paşa ile görüşme yapılmıştır. Tevfik Paşa İstanbul hükümetinin son sadrazamıdır. Bunu da belirtmek gerekiyor. Tevfik Paşa İstanbul hükümetinin son sadrazamıdır. Uzlaşı çabasıdır. Bu bir uzlaşı çabasıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın zorla Ankara'ya getirmiş. Daha sonra serbest bırakmıştır. Burada bir not belirtilmiş. Görüşmeler İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuken tanıdığını gösterir. İstanbul hükümeti daha önce temsil heyetini Amasya görüşmeleriyle hukuken tanımıştı. İlk defa İstanbul hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuken tanımıştır Bilecik görüşmelerinde. Bu görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü ve yasal varlığını kanıtlaması açısından önemlidir. Ve burada da bu konuyu bitirdik. Daha önce niye ve gedikli anlatılmış bir konuydu bu. Daha sonra bunu bilgisayardan değiştireceğiz bu konu diyor. Anlatılan konuyu.